Mardin'de yaşayan Hristiyanlar, pazar günü erken saatlerde Kırklar Kilisesi'nde Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen ve Kırklar Kilisesi Önderi Gabriel Akyüz'ün birlikte yönettiği ayinle Paskalya Bayramı'nı kutladılar. Ayinde Türkçe, Arapça, Süryanice ilahiler okundu ve dualar edildi. Onlara koş söyle, esenlikle dolsunlar. Bu sene ilk bayramımızdır, bu kilisede kutladığımız. Ama bu sene diye başladım ama çünkü 60 yıldır kilise kapalıydı. Bu nedenle bu kilisenin 60 yıl sonraki ilk Paskalya bayramıdır. Burada kutladık hep birlikte. Bu nedir? İsa Mesih'in ölümden dirilişidir. Bu kıyam bayramıdır öz itibariyle. İnancımıza göre İncil'de yazan İsa Mesih ölmüştür ve 3. gün ölümden dirilmiştir. Bu 3. gün oluyor. Pazar günü yani ölümden dirilmiştir. Ve bu amaçla biz bunu kutladık. Senede bir sefer bunu yapıyoruz. İlahiler söyledik, pazar verdik. Ama bir yönden de yüreğimiz buruktur. Yüreğimiz ülkemiz için buruktur gerçekten. Birçok çatışmalı ortam var. Özellikle bulunduğumuz bölgede insanlar evlerinden kovulmuşlar, insanlar ölüyorlar. Bu gerçekten bizi üzüyor. Hem şimdi ayinde bile, ayin yaparken bile yine dualarımızda bu konudan söz ettik. Bu şekilde dua ettik ülkemizin barışı için. Ve her zaman umuyoruz ki Rab barışını getirecektir. Er ya da geç. Biz onun barışını bekliyoruz. Kutsal kitaptan Arapça ve Süryanice bölümler okuyan Metropolit Saliba Özmen ve Kırklar Kilisesi Önderi Gabriel Akyüz, daha sonra ayine katılanlarla kilisenin avlusunda bayramlaştı. Mardin'in eski kiliselerinden biri olan, ancak cemaatinin kalmayışı ve bakımsızlık nedeniyle 60 yıl boyunca kapalı kalan, yeni cemaatin oluşmasıyla tekrar faaliyete geçen Mardin Protestan Kilisesi'nde Paskalya Bayramı kutlandı. Pastör Ender Peker'in yönettiği ayinde Türkçe ve Kürtçe ilahiler okundu. Daha sonra İsa Mesih'in dirilişini anlatan kısa bir tiyatral gösteri hazırlayan kilise üyeleri duygusal anlar yaşadı. Süryani Malishar der ki, kilisenin iftiharı şudur ki, Tanrı taçı üzerine öldü. Bu kutsal gün münasebetiyle bizlere mesaj gönderip bu bayramımızı kutlama izahiyetinde bulunan başta İstanbul Fener Rum Patriğimiz Kadasetli 1. Bandelios Hazretleri. Mersin Ortodoks Kilisesi'nde kutlanan Paskalya Bayramı'nı kilise ruhani lideri İspir Coşkun Teymur yönetti. İspir Coşkun Teymur, Sahtiyede Türk'le paylaştığı Paskalya mesajında şunları belirtti. Diriliş bize şu gizemi açıklıyor. Nur karanlıkta ışık vermek için geldi ve karanlık anlamadı. İncil yazarı Yohanna'nın lisanında nur yaşamdı. Mesih dirildi, bir ümit ibaresi, sevinç ibaresi ve coşkun idasıdır. Paskalya Bayramı, İskenderun Aziz Nikola Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen ayinle kutlandı. İskenderun'da cumartesi akşamı saat 9'da başlayan ayinde dualar edilirken, kilise ruhani lideri Dimitri Yıldırım, ayindeki konuşmasında barış, kardeşlik, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. İskenderunlu Ortodokslar, mumlarla birlikte kilise bahçesinde oldukça güzel, renkli ve görkemli bir tablo sergilediler. Bu zaferli günü, büyük bayram, diriliş bayramı olarak kutluyor. Mesih İsa bizim için haç üzerinde kurban oldu. Kurban olmasıyla bizi Baba Tanrı'ya yakınlaştırdı. Baba Tanrı'ya ve cennete giden yolu açtı. Mesih İsa mezarda tam 3 gün kaldı. Dünyada yaşayan insanların kardeşçe birlikte beraber yaşamalarını, barışın bütün dünyada egemen olmasını, Paskalya'nın tüm dünyaya ve özellikle Türkiye'mize, devletimize ve milletimize barış, huzur, bolluk, esenlik getirmesini
Baba Tanrı'dan diler ve bütün cemaatimiz adına teşekkür eder. Bayramla ilgili açıklamalarda bulunan Ortodoks Kilisesi Fukara Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Can Teymur, bugün bu bölgede yaşayan tüm Ortodoks ailemi Paskalya Bayramı'nı kutluyor. Bu güzel günlerin tüm insanlığa hayırlı vesile olmasını diliyorum. Bu vesileyle günümüzü kutlayan devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum. Bu bayram, Mesih İsa'nın ölümünün ardından dirilişini temsil ediyor. Bu kutsal günde bütün cemaat mensuplarımız da kilisede ayine katıldılar. Ülkemizde barış ve huzurun devamını bütün insanlar için diliyorum ifadelerini kullandı.